Herkese merhaba. Bu videoda Excel içinde yer alan hedef ara özelliğinden bahsedeceğim. Hedef ara aslında sizin istediğiniz değerin üretilmesi için sonucun ne olması gerektiğini belirleyen bir özellik. Örnek vermek gerekirse iki örnek var burada. İlk örneğimi faiz tarafından bahsedeceğim. Örnek vermek gerekirse aylık ödeyebileceğiniz tutar 25 bin lira. Buna bağlı olarak da faiz ve vade durumlarına göre sizin aslında ne kadarlık bir kredi çekebileceğinizi hesaplamanızı sağlayacak. Tabii bu hedef ara özelliğini kullanmadan önce kesinlikle formülizasyon yapısını kurmuş olmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Biz burada uyguladık. Yani ben aylık kazancımı hesap aylık kazancımın özür dilerim aylık ödememin ne kadar olması gerektiği kısmını ben burada belirledim. Şimdi devam ediyorum. Veri menüsünün altında durum çözümlemesi özelliğini tıkladığımızda hedef ara kısmı karşımıza gelecek. Hedef arayı açtık. Hedef arada öncelikle bize ayarlanacak hücreyi soruyor. Ayarlanacak hücre aslında sizin sonucunu bildiğiniz, yani ben aylık işte ne kadar olabilir? 15 bin lira para ödeyebilirim dediniz. İşte bu ayarlanacak değer dediğimiz kısım da ona tekabül eden bölüm. Yani bizim aylık ödenecek tutar bölümümüz. Gelelim değişecek bölüme. Siz neyi değiştireceksiniz? Tabii burada 3 seçeneği de yapabilirsiniz. Yani paranız sabit. Yani ben 562 liraya benim 562 liraya ihtiyacım var. O zaman faizi mi değiştirmeniz gerekiyor? Yani faiz oranında daha düşük bir şey mi bulmalısınız? Ya da vadenizi mi artırmanız lazım? Vadeyi mi değiştirecek bir çözüm bulmanız gerekiyor? Buna siz karar vereceksiniz. Biz şu an için paramızı değiştirmek istiyoruz ve bu yüzden değişecek hücreye kredi tutarı değerini seçtim. İşleme tamam dediğimde artık Excel bunu hesapladı ve benim karşıma 15.000 TL durumu için 337.500 liralık kredi çekmem gerektiğini vade ve faiz hesaplamasına göre benim karşıma çıkardı. Şimdi bir örneğimizde kar oranı kısmında yapalım. Kar oranı bölümünü seçtik. Durum çözümlemesinin altında hedef ara özelliğimize tıkladık ve kar oranımı %2,5 değil de %2'ye çekeceğim. Ve böylelikle benim aslında satacağım ya da satmam gereken tutarı bana yeniden hesaplamasını isteyeceğim. Artık tamam dediğimde ben %2 kar elde etmek için az önce 12,31'di yanlışım yoksa. Şimdi onun yerine 12,25 olacak şekilde aslında satış tutarımı belirlemiş oldum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından da bana ulaşabilirsiniz. İyi günler.